Merhabalar, Koç Üniversitesi Tasarım Laboratuvarı İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bu sohbetlerimizde iletişim tasarımının Türkiye'deki 25. yılını nasıl bir çerçevede geçtiğini konuşacağız. Ve ilk iletişim tasarımı bölümünden mezun olan değerli gençlerimizin ne gibi başarılar elde ettiğini konuşacağız. Bugünkü konuğum Beste Nazilli. Merhaba Beste. Merhaba hocam. Seattle'a Merhaba. bağlandım. Microsoft Teams'de çalışıyorum. Yani Microsoft Teams şu an Skype'ın enterprise yani dediğimiz yani şirketler için hani olan solüsyonu yani çözümü diyelim. Tabii buradaki en önemli özelliklerinden bir tanesi platform oluşumu. Yani farklı işte ikinci parti, üçüncü parti dediğimiz aplikasyonların bu büyük programa, software'e bağlantısıyla ilgileniyorum şu anda ben. Sen peki araştırma bölümünde mi çalışıyorsun oranın? Yok, tasarım bölümünde çalışıyorum. Tasarım bölümünde yani şu an bir ekibim var. Bu ekipte işte 11 kişi çalışıyor benimle beraber. İşte Yani tabii ki... arayüz tasarımından mı bahsediyoruz? Evet, arayüz tasarımından bahsediyoruz. Ama tabii ki bazen bazı şeyleri sistematik hale de getiriyoruz. Yani şu anda endüstride çok hani popüler olan bir terim var. Tasarım sistemleri. Evet. Design system üzerinden şu anda yürüyoruz. Ve yani benim ekibim bunu da tabii şu an bundan da sorumlu. Peki, Besteciğim, tabii çalıştığın kurum, çalıştığın uygulama özellikle günümüzde aşırı derece önemli bir noktaya geldi. Biz pandemi öncesi Skype'ı biliyorduk ama ben Microsoft Teams'le hiç tanışmamıştım. Evet, doğru. Bunu hiç duymamıştım. Yani şehir merkezinde okul uzak olduğu zaman evden bağlandığım için aslında bu platformlara alışıktım. Ama birdenbire hepimizi eve kapatan bir dönemde birdenbire Doğru. herkes bu platformları duymaya başladı ve kullanmaya başladı. Evet. Şimdi bence bizi izleyenlerin en merak ettiği şey şu olabilir. Ne değişti üretici tarafından, yani geliştirici tarafından? Bu süreç içinde geniş kullanıcı farklı deneyimleri elde ettiniz mi geleceğe dönük? Evet. Aslında bu yazılım, bu arayüz, bu yeni oluşuma ya da bu talebe karşı bir farklılık getirmelidir gibi yeni ipuçları çıkmış olabilir mi? Kesinlikle. Yani bu gene dediğim gibi en başta söylediğim şeye geliyoruz. O zorlama kreatif hani şeyimizi biraz zorlamış oldu bizim. İşte mesela arka planlarımızı değiştirmek. İşte şimdi Together Mode diye bir şey ürettik mesela. İnsanlar sanki aynı odadaymış gibi bulunsun. Daha kendilerini beraber zaman geçiriyorlarmış gibi hissetsinler Onu diye. biraz daha açar mısın? İzleyicimiz Tabii. zaten aynı odada olabilmek ne demek? Yani şöyle ki şimdi eğitim alanında çok kullanılan bir program Teams öncelikle ve öğretmenlerden çok fazla geri bildirim alıyoruz bu konuyla alakalı. Yani odada tek başına olmak ve bilgisayara konuşuyor olmak yani enerji çekimi açısından çok gerçekten yüksek bazen ve öğrenciler ve öğretmenler daha çok sık yani çabuk sıkılıyorlar. Yani yapmış oldukları toplantılar vesaire. Evet, biz An yarım saatte bir ara vermek zorunda kalıyoruz. Evet, doğrudur, Çıkıyoruz falan. haklısınız. Şimdi video görüntüsünden bahsedeceğim. 20'ye bölünüyor bazen bu görüntüler. Öğrenci sınıflardan bahsediyorum. Bu kognitif olarak beyinde çok fazla büyük bir yükleme oluyor aslında. Ve bu bazı işte çözümler getirmeye çalışıyoruz. Bu hani kognitif load'u nasıl düşürebiliriz? Yani nasıl daha insanları yani çok fazla yani gerçekten hani toplantıya daha fazla ya da derse daha fazla odaklanabilmeleri ve bu distraksiyonlardan yani kendini kurtulmaları için nasıl yani yardımcı olabiliriz diye farklı çözümlere bakıyoruz şu anda. Peki, şeyi sormak istiyorum. Yani şirket gizliliğini bozmamak kaydıyla Tabii ki. açıklayabileceğin kadarıyla. Yani bunu aşmak için ekran bağımsız çözümlere doğru
bu platformların gidişiyle ilgili bazı seçenekler düşünülüyor mu? Evet, yani şöyle söyleyeyim, hem monitöre daha az bağlılık diyelim olan çözümler de düşünüyoruz. Bazen de çok fazla monitörlü nasıl daha farklı yaklaşabiliriz de bakıyoruz. Peki monitör bağımsız olabilecek şeyler. Tabii ki. Microsoft Team özelinde konuşmuyor, bu konuda uzman olan bir insan. Yani genel olarak baktığında sektöre monitör bağımsız çözümler konusunda biraz ipucu verebilir misin? Nereye doğru gidiyor? Şöyle ki şimdi bizde first line workers, şimdi çok yani Türkçesini tam olarak bilmiyorum ama hani mesela endüstride işte şirketlerde, fabrikalarda işte yani gerçekten fiziksel olarak hala işe devam etmesi gereken, bir de tabii ki sağlık açısından hala devam etmesi gereken bir grup var hala bu dönemde. Daha önce de zaten bu gruplarda çalışıyorduk. Ve bu, zaten bu bu tarzı profesyonel olarak çalışan insanların monitör gibi bir zaten çözümleri yoktu. Biz zaten başlamıştık bununla alakalı. Yani walkie talkie dediğimiz bazı tarz şeylere geçişler yapıyoruz. Tabii bu ne yapıyor? Bazı arayüzle çözdüğümüz şeyleri sesle çözmemiz gerekiyor. İşte mikrofonla çözmemiz gerekiyor. İşte yani walkie talkie derken örneğin bir sağlık personeli yürürken bir tarafta ekran, bir tarafta evet, ses, ama hareket halinde birileriyle temas kurmak tam bahsediyor. Evet, evet, kesinlikle. Yani evet, yazılı bile bir şey olsa o okunabiliyor oluyor yani. Yani için. O ekran çözümü de biraz düşündüğümüzden farklı çözümlere doğru bir evet, yaklaşım kesinlikle. Var. Evet, evet. Peki tabii bunun gözlük neresinde olacak? Yani Google Glass başarısız oldu. Yani HoloLens'i soruyorsunuz herhalde. Evet. Evet, HoloLens için şöyle ki yani gene orada da baktığımız farklı iş gruplarına göre bakıyoruz tabii her şeyi. Gerçekçiliğinden kopmamak için. Yani her iş alanında çalışan insanın HoloLens kullanacağını düşünemeyiz yani açıkçası. Ama demin bahsettiğim gibi işte fabrikalarda üretim yapan işte ya da ameliyat işte ya da sağlık yine tarzında işlerde çalışanlar için birbirleriyle başka ekranlara bakmadan nasıl aynı anda aynı şeye bakabilirler ve birbirlerine yardımcı olabilirler konularında yani çözümler üretmeye çalışıyoruz. Peki sıradan evde çalışan sıradan bir ofis elemanı için önümüzdeki 3-4 sene içinde ne gibi yenilikler geleceğini tahmin ediyorsun? Yani bunu şöyle ki söyleyeyim, dediğim gibi yani çok fazla değişim oluyor. Bir ekrandan bir ekrana ya da yani bir browser'dan bir browser'a geçiş çok fazla oluyor ve bununla ilgili çok fazla geri bildirim alıyoruz biz. Onun için beklenebilecek en büyük yani şey olabildiğince bu tarz ikinci parti dediğim programları ya da üçüncü parti programları olabildiğince yani Zoom da bunu yapıyor şu anda başka hani çözümlerle. Olabildiğince içine entegre yani buna şey diyoruz biz yani çok böyle sıkı entegrasyon yapmaya çalışıyoruz ki insanlar bunu fark etmeden bazen. Yani işte mesela diyelim siz çok fazla Figma kullanıyorsanız ya da işte InVision kullanıyorsanız ya da işte Freehand kullanıyorsanız bunları nasıl çok daha entegre edebiliriz ki ana program aslında siz sadece buna odaklanın ve diğer şeyler sadece buna bir support yani olarak. Yani şey gibi, Miro'nun bağlanması gibi. Evet, aynen. Yani After Effect'in bağlanması gibi. Evet, evet. Adobe'nin bağlanması gibi. Evet. Bir de giderek televizyon yayıncılığına dönmeye başladı bu iş. Yani onun verdiği bir değişim de var galiba, değil mi? Yani doğrudur. Aslında şimdi insanlar daha bir rahatladı aslında. Yani çok mesela video çok açılımı azdı. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani kendi şirketimizde bile video çok fazla açılmıyordu. Skype için geçerli değil, bu Teams için geçerli. Bunlarla değişimler görüyoruz. İnsanlar birbirlerini görmeyi özlüyor. Ve bununla beraber insanlar artık yani çalışanlar rahatladı diyeyim bazı açılardan. Yani işte record etmeye daha farklı yaklaşanlar var. Bununla beraber tabii
broadcasting çok fazla oluyor. İşte böyle herkesin dinleyebileceği farklı programlar üretmeye başladı. Yani şirket kapsamında bile olsa, yani LinkedIn'den, yani insanlar başka şirketlere ulaşmaya çalışıyor. Yani hani bunları yapıyoruz, bunları konuşuyoruz. Siz de gelin bizimle beraber bunları konuşun. Yani bence aslında şöyle bir şey oldu diyebiliriz. Bu uzaktan konuşuyor olmak aslında bazı kapıları açtı. Bazı işte gereksiz belki de oluşan bu hani şeyleri, duvarları bir şekilde kaldırdı da diyebiliriz yani. Çünkü herkes aynı. Şimdi bir Seattle'da olmakla İstanbul'da sizinle konuşuyor olmakla benim yani ekibimle konuşmam arasında hiçbir fark kalmamış oldu. Bu nasıl güzel bir şey aslında yani. Hani bunu daha farklı bir şekilde yani pandemi de kalktıktan sonra umarım böyle kalacağını yani. Peki ama hani iletişim tasarımın naturalizmini evet. düşünecek olursan acaba insanlar günü birinde bundan sıkılabilir. Yani şu anda tabii Zoom için, Microsoft Doğru. Team için inanılmaz bir hani satımı, bombardımanı var. Doğru. Ama acaba hani bu şeye geçtikten sonra alışkanlık kalacağı şüphesiz. Hani eskiye göre farkındalığımız arttı. Evet. Sence insanlar bundan sıkılabilir mi? Yani bir öyle bir şey olursa var mı öyle bir kötü senaryo şirket açısından? Yani sıkılmak zannetmiyorum. Çünkü şirketler aslında bakarsanız bundan çok fazla da yararlandı diyebiliriz. Ekonomik açıdan çok yararlanan şirket var. Yani Google, Facebook, yani Microsoft tam olarak aynı şekilde değil ama çok daha uzun süreli. Yani Infinite dediğimiz aslında artık evden çalışma ve esnek çalışma şeyleri getirdi. Yani ben aslında bir sıkılma olacağını zannetmiyorum. Çünkü bazı lokasyonları düşünürseniz İstanbul bunlardan bir tanesi. Bir dönem İstanbul'da çalışırken ben de yaşadım. Yani mesela trafikte kalmak, işte yani bir yerden bir yere gitmek için, işte toplantılardan gitmek için harcadığınız enerji vesaire bunlar bir şekilde ortadan kalkmış oldu. Yani bunlar bazı artılar. Ama tabii ki insanla görüşmek, el sıkmak, yani bazı şeyleri tabii birebir aynı odada halletmek her zaman için farklı i̇şte olacak. Şimdi Microsoft Teams'te bir tasarım ekibim var, onu yürütüyorsun. Evet, evet. Pandemiden önce fiziki ortamda çalışıyoruz. Muhtemelen şimdi evlerden mi çalışıyorsun yoksa hala fiziki ortam yoksa hibrit mi? Yok, biz hala Seattle'da kesinlikle şirkete gitmiyoruz. Herkes evden çalışıyor. Herkesin evet. teknik ekipmanı buna uygun. Peki pandemiden önceye karşılaştığında verimdeki farklılık ne oldu bir şey? Dijital şirket açısından baktığınızda evet. eksisiyle. Yani şimdi tabii yani hayatın oluşturduğu şeyler var tabii ki. Yani herkes için farklı değişiyor. Yani hani ev ortamına göre ya da hayat ortamına göre tabii farklı verimlilikler düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle bununla ilgili bir müdür olarak eğitim alıyorsunuz. Yani nasıl bir beklentiniz olmanızla ilgili. Hani daha gerçekçi ve daha hümanistik ve insani bir şekilde nasıl yaklaşacağınız açısından. Yani benim ekibim açısından aslında benim ekibim büyüdü. Yani ben pandemiden önce 5 kişiyken ekibim yani 11'e çıktı. Yani çünkü çok büyük bir hani proje bu sırada tabii oluştu. Bu arada pandemiden dolayı daha fazla tabii ki trafik var ve daha fazla şey oluşturmaya çalışıyoruz. Ve yani hani tabii en büyük sorun diyeyim yani ya da en büyük challenge benim için şeydi yani insan yeni gelen insanları da hiç görüşmeden birisini yani takıma ilave etmek zorlu bir yani süreçti benim için açıkçası. Onun için daha fazla zaman harcadım onlarla öyle söyleyeyim birebir daha fazla toplantı yaptım. Her zaman videoyu açmak hani ben kendim açtım. Onların açması zorunlu olmadığını belirttim. Yani ben sadece hani benim mimiklerimi görebilmeleri için verimlilik açısından bir değişiklik olmadı açıkçası. Yani ben belki de şanslıyım bilmiyorum. Yani gerçekten ekibim çok iyi. Ama yani tabii strüktür oluşturmak, programları iyi yani entegre etmek çok önemli tabii ki. Bu araçlarımız, gereçlerimiz her zaman hazırdı. Onun için yani kendimize biraz gurur duyuyoruz o açıdan. Ama yani tabii ki çok hani gerçekten hani bir yandan da yani İngiltere'de çalışmış bir insan olarak işten sonra bir bira içmek, işte bir sosyalleşmek o tarz şeyler yani hiçbir zaman yani bir arzu her zaman. Yani o açın ama değişik şeyler bulduk. Beraber oyun oynuyoruz. Mesela her hafta işte bir saat işte happy hour yapıyoruz vesaire. Hani bir şekilde iş
İş dışında konuşabilecek alanlar yaratmak önemli bence. Evet. Son olarak bir toparlamak istiyorum. Tabii. Detaylarıyla kariyer planından, gelecekten ve özellikle iletişim platformlarından konuştuk. Meslek hayatının 16. senesindesin. İlk tanıştığında 16 kurallığı bilerek başladın arayüzle, arayüzün şeyinde. 16 yılda geldiği noktada değişen böyle hani çok çarpıcı olarak şu değişti dediğin şey ne oldu sence 16 sene içinde? Yani Yani teknoloji bugün açısından mı, tasarım açısından mı tasarım soruyorum? açısından yani bugünkü tasarım eğitimi yani bizim artık Evet. bir arayüz tasarım eğitimi Türkiye'de maalesef yok. Ama Evet. yani o dönemde aldığın eğitimle bugün öğrenci olsaydın aradaki en büyük farklılık ne olabilirdi? Ne gibi bir değişimin öğretileceğini düşünüyorsun? Evet, Nasıl yani noktalarıyla. evet. Yani tasarım bence yani şöyle ki tasarım tek başına yani tasarlamak şu an benim yaptığım işin %30'u 40'ı diyelim. Çoğunluğu ise aslında bunu nasıl yani insanlarla yani ekiple bunu tartıştığım, bunu nasıl anlattığım, kullanıcılarla bunu nasıl görüştüğüm, bunlar nasıl geri bildirimler aldığım. Yani bunlar aslında daha fazla zamanımı alıyor. Yani tasarım sadece bir bölüm. Yani gerçek olarak hani tasarımın kendisini yapma bölümümüz diyelim daha az alıyor. Yani şöyle ki bence eğitim açısından en büyük farklılık ya da hani Carnegie'de birazcık aslında buna değinmiş olduk yani ama farklı ekiplerle beraber yani okul içerisinde farklı eğitim alan insanlarla beraber projeler yapmak aslında çok önemli bir şey. Çünkü hiçbir zaman hep tasarımcılarla çalışmıyorsunuz. Yani mühendislerle çalışıyorsunuz, işte proje müdürleriyle çalışıyorsunuz, marketingle çalışıyorsunuz vesaire ve herkesin eğitimi ve masaya sunduğu şeyler farklı. Yani şey mi öneriyorsun? Yani bir tasarım stüdyosunda bir mühendisle beraber, bir işte Evet. ne bileyim işletmeciyle beraber oturup bugün Evet. design thinking, tasarım odaklı düşünme dediğimiz şeyin Evet. aslında masada olmasını şirkete Evet. hazırlanma açısından daha anlamlı Kesinlikle. olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani o herhalde en büyük şok yani tasarımcılar açısından onu söyleyebilirim geldiklerinde. Yani çünkü hep projenin A'dan Z'sine hep çalışmış olarak geliyorlar. Bu çok güzel bir şey tabii ki ama bir yandan da gerçek hayatta hiçbir zaman A'dan Z'ye çalışmak gibi bir şey olmayacak. Hep bir takım var, hep bir ekip var. Ve de yani bunun bir güzelliği var yani çünkü her şeyi bilmemiz ve her şeyi yani en iyi bilmemiz imkansız. Bundan dolayı o ekibin güzelliği çok farklı bir şey ve yani Carnegie'de aslında eğitim biraz o odaklıydı. Yani ben ikinci sene yaparken master'ımı yani hem oradaki Business School'la çalıştım hem Robotics grubuyla çalıştım hem yani şey Computer Science'a çalıştım. Yani bu biraz zorluydu tabii ki bazı açılardan. Konular yani biz daha böyle tasarım olarak bazı şeylere farklı yaklaşıyoruz. Daha böyle humanist yaklaşıyoruz bazı şeylere. Yani o gerçekçilik bence önemli bir şey. Yani kendi tasarımcı olarak güçlenmeniz için ve istediğiniz şeyi vurgulayabilmek için daha iyi bence önemli bir şey. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim hocam. Beste Nazilli'ye bağlandık. Microsoft Team'de senior kıdemli tasarımcı direktörü bize hem son dönem Microsoft Team ve benzeri uygulamalardaki farklılıklardan bahsetti. İletişim tasarımının 25. yılındaki farklılıklardan konuştuk. Hepinize iyi günler diliyorum. Koç Üniversitesi Tasarım Laboratuvarı İstanbul Stüdyoları.